Burada öncelikle şirket bilgi işleminin ya da şirket sahibinin, şirketin büyüklüğüne göre mutlaka gerekli yasal kayıtları, yani logları tutuyor olması lazım. Tutulması gereken loglar 5651 sayılı yasayla belirlenmiştir. Şirketler toplu kullanım sağlayıcı statüsünde olduklarından iç IP dağıtım loglarının mutlaka tutuluyor olması gerekir. Bunun önemi şudur, böyle bir hakaret ya da iftira suçu ya da benzer bir suçu, övme suçu gibi ya da politik bir suç tespit edildiğinde şirket içerisinde, şirket dışındaki IP, yani şirkete kadar takip edilebilmekte, ancak şirket içerisinde bunun kimi yaptığının tespiti genellikle mümkün olmamaktadır. Bu durumda da sorun şudur, şirketin IP'si tespit edilmiş, yani bu şirketten bir kişinin bu suçu işlediği anlaşılmıştır ama kim olduğunun ispatı mümkün değildir. Pek çok durumda IT o IP'yi o anda kimin kullandığını fiilen bilmektedir ama bunu ispatlaması mümkün olmadığından yazılı bir belgeyle resmi kurumlara, savcılığa ya da mahkemeye bunu vermesi de mümkün olmamaktadır. Bunun çözümü içeride mümkün olduğunca statik IP tutmak ve statik IP'lerin hangi kullanıcıda olduğunu da yazılı olarak kullanıcının kullanıcı adıyla tutmaktır.